Sayın dinleyiciler, bu akşam Vural Paker'in Bir Hikayeden Radyoya Uyguladığı Haydut isimli piyesi dinleyeceksiniz. Eseri mikrofona koyan Cahit Kürkan. Oynayanlar mikrofona geliş sırasıyla yaşlı kadın Emel Kaya, komiser Nevzat Engin Deniz, Ömer Mehmet Duyar, Veli Alp Özkayaş, Orhan Taşkın Poturoğlu, Sami Cemal Engin Deniz, polis memuru Cahit Gürkan, ses alma Kemal Kılcı, teknik montaj Aziz Özbalcısoy. Yardıma ihtiyacım olduğu zamanlarda gelirsiniz. Yardıma ihtiyacınız olduğunu bilmiyordum. Ciple geçiyorduk da şöyle uğrayıp hatırınızı sorayım dedim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Size daha evvel de söyledim ya, ömrümde sizin kadar kibar bir insana, hele bir komisere asla rastlamadım. Yine tren geçiyor. İnsanın evinin tren yolu kenarında olması ne kötü. Günde en az 10 kere işitiyorum bu sesi. Yardıma ihtiyacım var diyordunuz. Evet, şu mukavvayı pencereye asacaktım. İskemleden düşerim diye korktuğum için ben asamadım. Niçin asıyorsunuz bunu pencereye? Yoldan geçenler yazıyı iyice görsünler diye. Nasıl, yazı iyi olmuş mu? İyi yazabilmiş miyim? Ne yazıyor bakayım? Kiralık kat. Sahibine müracaat edilmesi güzel olmuş. Demek evinizi kiraya vermeye nihayet karar verdiniz. Ne yapayım? Düşündüm, taşındım, sizi haklı buldum. Üst katı kiraya vermemi siz isterdiniz. Haklıymışsınız. Yalnız yaşanmıyor. Belki iyi bir aileye kiralarsam bana arkadaşlık ederler diye düşündüm. Tabii tabii. Siz de yalnızlıktan sıkılmazsınız o zaman. Konuşacak kimsesi olmamak çok zordur bilirim. Kocam öldüğü günden beri yapayalnız oturuyorum. Bugüne kadar. Bir hayli sıkıldım. Ama bundan sonra tahammül edemeyeceğimi anladım. Şu halde kartonu şu pencereye atayım. Teşekkür ederim. Size zahmet olacak. Yoldaki benzinciye, bakkala filan da tembih ettim. Kiralık ev soran olursa burayı gösterecek. Gerçi şehirden bir hayli uzak ama bakarsınız şehirden uzakta oturmak isteyen bir aile bulunur. Tamam. Nasıl, düzgün oldu mu? Evet, iyi. Size çok zahmet oldu. Çok teşekkür ederim komiser bey. Doğrusu bu şehirde benim gibi 70'lik bir kadına sizin kadar yakınlık gösteren hiç kimse yoktur. Öyle demeyin canım, sizi herkes sever. Yo, pek öyle değil, pek değil. Şu beyaz köşkün sahibi antikacı komşumu hesaba katmazsak ötekiler beni pek sevmiyorlar galiba. Antikacı komşum da bugün yarın Avrupa'ya gidiyor. Zaten bu yüzden evi kiralamaya karar verdim. Tamamen yalnız kalmayayım diye. İnşallah iyi bir kiracıya rastlarsınız. Şöyle temiz bir aileye. O zaman yalnızlıktan kurtulursunuz. Bana müsaade, kaçayım artık. Memurlar cipte bekliyorlar. Şöyle civarı bir kolaçan edip döneceğim. Tabii, müsaade ne demek? Beni çok mesut ediyorsunuz. Ziyaretleriniz için sizi her zaman bekleyeceğim. Her zaman minnettarımdır. Rica ederim. Eviniz şehre daha yakın olsaydı ziyaretlerinize daha sık gelirdik. Neyse, inşallah o da olur. Elime şöyle bir topluca para geçse şehirden bir ev almak niyetim var zaten. İnşallah. Şimdilik müsaadenizle efendim. Güle güle komiser bey, güle güle. Dostluğunuza ne kadar teşekkür etsem yeridir. Rahmetli kocam, sizin ne kadar hakikatli bir insan olduğunuzu her zaman söylerdi. Beni şımartıyorsunuz. Şimdilik müsaadenizle. Güle güle, yine beklerim. Yine bu civarda tehlikeli bir şeyler olursa ben size bildiririm. Antikacı komşularım telefonlarını kullanmama izin veriyorlar. Tehlikeli şeyler mi? Siz hiç üzülmeyin.
Buralarda pek tehlikeli şeyler olmaz. Sizin tehlikeli dediğiniz olayları kendiniz yaratıyorsunuz. Fazla polis romanı okuyor, fazla hayal kuruyorsunuz. Sonra da hayalleriniz gerçekleşmiş gibi onları yaşadığınızı sanıyorsunuz. Bunların hepsi hayalden ibaret. Daha neler komiser bey, yaşım 70'e yaklaşıyor diye beni burada mı sanıyorsunuz yoksa? Ama rica ederim efendim, rica ederim. Sizin hakkınızda böyle şeyleri nasıl düşünürüm? Sadece ben sebep arıyorum kendi kendime. Belki de geceleri okuduğunuz polis romanlarının tesiridir bunlar. Neyse, siz hiç üzülmeyin. Bir şey olursa bize bildirin, biz icabına bakarız. Tekrar müsaadenizle. Hoşça kalın. Güle güle, güle güle komiser bey. Beni geveze bir bunak sanıyorlar. Bugüne kadar olan hırsızlık ve cinayet vakalarına inanmamışlar anlaşılan. Hepsini ben uyduruyormuşum sanki. Daha neler? Evimin temeline dinamit koymaya kalkan haydutları, komşularımın bekçisini öldürmeye kalkan katilleri hiç hesaba katmadılar bile. Neymiş? Bekçi sapasağlammış, evim dinamitlenmemiş. Daha bir sürü zırva tabii. Başaramadılar ki başarsalardı. Bir otomobil durdu. Acaba komiser bey bir şey mi unuttu? Pencereye gidip bakmalı. Pırıl pırıl bir otomobil. İçinden tertemiz giyinmiş bir beyefendi iniyor. Ne? Oo, pencereye bakıyor. Kiralık oda yazılı olan pencereye. Aman yarabbi, adam kapıya geliyor. İster misiniz yukarıyı kiralamak istesin? İşte geldi. Ne yapmalı? Ne yapmalıya koşmalı? Bir dakika. Geliyorum. Buyurun efendim. Affedersiniz. Çok özür dilerim efendim, sizi rahatsız ettim. Efendim ben de yukarıdaki yazıyı okudum da. Kiralık ev mi arıyorsunuz? Evet efendim. Yoldan geçerken benzinciye sormuştuk, burayı tarif ettiler. Yazıyı da görünce... Buyurun içeriye buyurun efendim. Kusura bakmayın, ortalığı düzeltecek vaktim olmadı. Beni mazur göreceğinizi umarım. Bugüne kadar hiç böyle heyecanlanmamıştım. Senelerdir yalnız başıma yaşarım burada. Şöyle bir rahat koltuğa oturun rica ederim, buyurun. Çok teşekkür ederim efendim. Beni yalnızlıktan kurtaracağınız için asıl ben size teşekkür ederim. 15 yıl var ki şu beyaz köşkün sahiplerinden başka kimseyle komşuluk edemem. Benimkine de doğrusu talih derler. Neden hanımefendi? Komşum olan antikacı yarın Avrupa'ya gidiyor. Tam yalnız kalacaktım ki siz geldiniz. Ama ya odalarımı beğenmezseniz? Beğeneceğinizi umuyorum efendim. Beğeneceğiz. Evinizin halinden çok temiz bir hanımefendi olduğunuz anlaşılıyor. Adınızı bağışlar mısınız? Tabii. Cevher efendim. Ne dersiniz? Odalara bakmak ister miydiniz? Evet efendim, lütfen. Arkadaşları fazla bekletmeyelim. Arkadaşlarım mı dediniz? Sahi, size bahsetmedim değil mi? Arabada 3 arkadaşım daha var. Ben odalarınızı beğenirsem hemen gelip yerleşeceğiz. Buyurun çıkalım öyleyse. Desenize arkadaşlarınızın zevkinize itimatları var. Evet Cevher Hanım. Biz 4 ressam arkadaşız efendim. Buralara resim yapmak için geldik. Bu yüzden odalarınız ne olursa olsun beğeneceğimizi aklınızdan çıkarmayın. Zira beğenminel entelektüellerin kübistlerden beklediği sürrealist resimleri ancak bu evde... O modern resimden hiç anlamam. Bir sergiye iştirak edeceğiz. Evet. Sizin isminizi bile bilmiyorum daha. Sami efendim. Memnun oldum Sami bey. İşte odalar. Sahi arkadaşlarınız da çıksaydı onlar da görmüş olurlardı. Onlar da az sonra gelirler efendim. İşte büyük odamız burası. Evet. Diğer küçük odaya bunun içinden geçilir.
Aman Cevher Hanım, sadece bu oda saray gibi ya. Bana kalırsa öteki odaya bakmaya lüzum bile yok. Ne diyorsunuz, buna pek memnun oldum. Şu pencereden görünen beyaz köşk kimin, söyler misiniz bana? Biraz evvel bahsetmiş olduğum komşularım olan antikacının evidir. Ha, hani şu yarın Avrupa'ya gidecek olan? Evet, evet. İşte küçük odada burası Sami Bey. Söyledim ya, orası olmasa da olur. Zira bu odada kafi derecede eşya var. Burayı tutuyorum Cevher Hanım. Yalnız aylığı nedir bunun? Bunu da bilmeliyim değil mi ya? Zira arkadaşlarımın namına da konuşacağım için onların parasını da boş yere harcamak istemem. Kira mühim değil Sami Bey. Mühim olan arkadaşlık. Birbirimize komşuluk. Kira hiç mühim değil. Hiç para vermeseniz de olur. Olur bu. Nasıl olsa kocamın bana bıraktığı maaş yetiyor. Kocanız memur mu? Pilottu. Pilottu? Ya ben İngiltere'de onun varlığından bile haberdar değilken bir gün bir köşede karşılaştık. Buradan İngiltere'ye vazifeyle gitmişti. Kısmet işte, 2 gün içinde evleniverdik. Bu ev ona babasından kalmış, ondan da bana kaldı. Bana kaldı dediğinize göre? Evet, evet. Bir uçak kazasında öldü. Ya. Rica ederim. Affedersiniz. Rica ederim. Kocamın öldüğünü bilmiyordunuz ki. Hem ben soğukkanlı bir kadınım artık. Siz mi soğukkanlı? Yani kocam öldüğünden beri yalnız kalmak insana çok şey öğretiyor. Ne diyordum? Evet. Kira hiç mühim değil Sami Bey. İş sizin beğenmenizde. Siz beğendikten sonra ne isterseniz onu verin. Cevher Hanım, 2 oda için 300 lira kafi mi? Fazla bile Sami Bey. Yalnız arada bir kahvemi içersiniz. Tabii tabii. Biz 4 kişiyiz. Sonra kahveniz bir günde bitiverir. Sahi, arkadaşlarınızı da çağırsanız. Evet, çağırsam fena olmayacak. Arabada bir sürü çanta ve resim sehpaları var. Bütün eşyamız da onlar zaten. Müsaade ederseniz pencereden sesleneyim. Tabii tabii. Hey çocuklar! Hadi eşyaları alın da gelin, tamam. Gidip yol göstereyim. Yo, siz zahmet etmeyin, onlar gelirler. Orhan, yukarıya merdivenleri takiben çıkın. Peki. Bizim çocuklar biraz mahcuptur da bu yüzden içeri hep beraber giremedik. Bütün ömürleri resim yapmakla geçtiği için bir türlü insan içine çıkamıyorlar. Onun için ben onların hemen hemen sözcüsü gibi bir şeyim Cevher Hanım. Siz de ressamsınız değil mi Sami Bey? Evet, evet. Belki duymuşsunuzdur. Bize kare derler. Resim münekkitleriyle başımız pek hoş değildir. Bu yüzden gazetelerde bizden sık sık bahsederler. İşte bizim çocuklar da geliyorlar. Gelin bakalım çocuklar. İşte çocuklar buradalar. Akşamlarınız hayırlı olsun efendim. Akşamınız hayırlı olsun efendim. Buyurun, buyurun. Eyvallah. Müsaade ederseniz size arkadaşlarımı tanıtayım. Çok memnun oldum. Çok memnun. Görünüşte hepsi de çok kibar insanlar. Sizlerle tanışmak benim için büyük bir zevk olacak efendiler. Koca karıya da bak be. Kes durduru. Reis gibi kibar davranmaya çalış. Teşekkür et. Size dörtler ressam grubunun en kuvvetli elemanlarından Veli Saygılı'yı takdim ederim. Memnun oldum efendim. Ne diyor bu be? Memnun oldum tabii ki. Bu da gene dörtlerin suralizmi en iyi kavrayan elemanı Orhan Geceoğlu. Çok memnun oldum Orhan Bey. Biz suralizmciyiz ya. Memnun oldum hanımefendi. Bu da Ömer. Sayın bayan, dörtlerin en fazla klasik çalışan ressamı. Klasik mi? Bakın, ondan biraz anlarım işte. Ne? Anlar mısın? Yani bakınca ne olduklarını anlarım demek istedim. Memnun oldum Ömer Bey. Sağ ol. Teşekkür. Bu arkadaşınız içinizde en neşeli olanı galiba. Düşünüyorum da. Ne diye Ömer'in yüzüne öyle bakıyorsunuz Cevher Hanım? Ne tuhaf. Hiç sokağa çıkmadığım halde
arkadaşınızı bir yerden tanıyor gibiyim. Yok canım. Zannetmiyorum Cevher Hanım. Ben bu taraflara ilk defa geliyorum. Neyse. Hani sehpalarınız, çantalarınız burada nerede? Burada hanımefendi, merdivenin başında. Arkadaşınız Sami Bey odalarımı beğendi. Siz de hoşlanırsanız eşyalarınızı taşıyabilirsiniz içeri. Beğendik bile hanımefendi. Hem de ne beğendik. Şu halde siz eşyalarınızı taşırken ben de size bir kahve pişireyim. Yorgun olmalısınız. Bir saniye Cevher Hanım. Çocuklar, siz eşyaları içeri alın. Buyurun. İlk aylığınızı peşin veriyorum. 300 lira. Dikkat edin be, duvarları çizmeyin. Merak etme reis. Para için teşekkür ederim. Yalnız... Evet, yalnız. Galiba arkadaşınız size reis dedi değil mi? Allah kahretsin. Tabii. Dörtler ressam grubunun reisi benim de. Öyle ya, öyle ya. Hay Allah, aklıma neler de geliyor. Müsaadenizle ben çıkayım yukarıya. Kapayın şu kapıyı be. Ulan siz de salak heriflersiniz be. Siz hiç laftan anlamaz mısınız ha? Cevap versenize. Ömer, sana 100 defa tembih etmedim mi ben? Bana onun bunun yanında reis demeyeceksin diye. Sana son defa söylüyorum. Ölümün benim elimden olacak. Dikkat et. Yapacağınız işin elimize yüzümüze bulaştırmamasını istiyorsanız bu kadının pirelenmesine mani olun. Bir daha dikkat ederim reis. Hadi hangi kabahatini sayayım be? Sana 100 defa demedim mi? Şu koca bıyıklarını kes diye. Bıyıklarıma da ne oldu ki? Ne olacak? Ne olacak? Kadın az daha çakıyordu manzarayı. Duymadın mı? Eminim ki senin eskiden antikacının kapıcısı olduğunu hatırlayacak. Yok canım, daha neler. Ben antikacının yanından ayrılalı epey zaman oldu. Ne epey zamanı be? Topu topu 2 ay oluyor. 2 aydır bu işi yapmayı planlıyoruz. Ve ben 2 aydır sana şu bıyıklarını kes diye yalvarıyorum. Kusura bakma reis. Hemen keserim. Kusura bakma reis. Artık olmaz. Birdenbire değişmeye kalkarsan koca karımız bütün şüphelenir. Neyse. Söyleyin bakalım, evi beğendiniz mi? Vallahi bravo reis, çok güzel bulmuşsun. Ne diyorsun be? Burayı görür görmez işim gitti. İşte dedim, tam bizim aradığımız ev. Gelin pencereden bakın. Avımız karşımızda. Bütün gün gireni çıkanı seyredebiliriz. Vay canına be, saray gibi bina. Saray. Bu evde insan yaşamaz da ne yapar yani? Ben antikacının evinde kapıcı olmasaydım ömrünüzün sonuna kadar böyle bir soygun yapamazdınız ki ya. Sen de kendini övmekten başka bir şey düşünmezsin. Yalan mı? Antikacının seyahate çıkacağını kimden öğrendiniz? Benden. Antikacının incilerini evinde sakladığını kimden öğrendiniz? Benden. Sen benim yerimde olsaydın da övünseydin olmaz mıydı? Tıraşı kesin. Bakın, evin içi ayna gibi görünüyor. Adamlar gider gitmez evin içinde babanızınmış gibi dolaşacaksınız. Ömer gece bekçileri var diyordu, unutmayın. Yalnız gece bekçisi mi ya? Baron'u unuttunuz. Baron mu? Baron da kim? Senin boyunda bir köpek. Bana bak. 10 tane bekçiden daha azılı bir köpek. Biliyor musun, hani sana da pek benzemiyor sayılmaz. Bana bak, şimdi senin ağzını burnunu kırarım. Kesin artık. Sizi dinlemeye gelmedik buraya. Hadi toplanın şu masanın başına da iş konuşalım. Ömer, sen de şu evin planını çıkar bakalım. İşte reis, buyur. Hepiniz dikkatle dinleyin bakalım. İşte odaların yerleri. Şurası da mücevherlerin bulunduğu kasanın yeri. Hepsinin yeri ayrı ayrı işaretli. Herkes yapacağı şeyi biliyor mu? Evet reis. Antikacı seyahate çıkana kadar evin civarında görünmeden resim yapıyormuş gibi dolaşacağım. Antikacı vapura binerken limanda olacağım. Kalkışını gördükten sonra doğru buraya koşacağım. Ömer antikacının yanından ayrıldıktan sonra eve yeni bekçi alındığı için benim vazifem de onun yattığı odayı öğrenmek olacak. Güzel. Eve gireceğimiz gece neler yapacağımızı da soygunu yapacağımız zaman kararlaştırırız. Şimdilik işe dair soru soracak var mı? Benim bir sorum var. Baron'u ne yapacağız? Baron mu? Baron da kim? Orhan'ın boyunda bir köpek. Bana bak Ömer, bir daha benimle... Gel başlamayın be. Köpek için içinde zehir bulunan
Küçücük bir lokma kahve gelir herhalde, değil mi? Yoksa o da mı hazır? Sen benim çürük iş yaptığımı gördün mü hiç? Ne bileyim ben reis be. İlk soygunumuz bu. Onun için şimdilik senin hakkında hiçbir şey söyleyemeyiz. Kafiyi kesin bakalım. Tabii. Yapacağımız iş ne şimdi? Köpeği öldürmek mi? Gayet tabii ki öldüreceğiz. Öldürmek mi? Sayın bayan. Ne zaman geldiniz? Hiç duymadık. Galiba kapıyı iyice kapatmamışsınız. İtince açıldı. Size kahve getirdim. Buyurun. Ama arkadaşınız öldürmekten bahsediyordu galiba. Öldürmek? Evet, öldürmek Efendim? Yani eskiden oturduğumuz evin rutubeti neredeyse bizi öldürecekti de onu söylüyorduk. Ya var onu söyledik. Yani. Hatta bir gün yaptığımız resimde rutubetten ne olmuştu? Ha? Ne olmuştu? Çürümüştü be. Çürüdü ya. Hatırlamaz mıyız hiç? Tabii. Ne olmuştu o zaman? Ne olmuştu? Şey olmuştu. Evet, şey olmuştu. Hatırladın değil mi Veli? Ha? Ne olmuştu? Ne olmuştu Veli? Dur be ulan hatırladım bir şey olmuş. Ulan dilimin ucunda be. Çürümüştü lan. Ya vah vah pek üzüldüm doğrusu. Desenize o kadar emeğiniz boşa gitti. Ev sahipleriniz de hani sizin paranızı alıp eziyet vermişler. ya dünyanın eziyetini verdiler hanımefendi. Böyle şeyler beni daima üzmüştür efendiler. Bazen düşünürüm de insanlar neden daima iyi olmazlar acaba der dururum. Buyurun kahvenizi. Sizinki Veli'ydi değil mi? Evet hanımefendi, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Artık siz zahmet etmeyin, biz alırız. Zahmet ne kelime, sizler daha benim misafirim sayılırsınız. Sizin gibi kibar efendilerin benim kiracım olmaları doğrusu beni çok sevindirdi. Ya ne oldukları belli olmayan hırsızlar, haydutlar, kötü adamlar gelselerdi o zaman ne yapardım ben? Ya o zaman haliniz ne olurdu kim bilir? Ne demezsiniz efendim, ne demezsiniz? Kocam da daima bana aynı şeyi söylerdi. Daima iyiyle arkadaş olursan kendine en emin hayat tarzını seçmiş olursun derdi. Rahmetli kocacığım, beni seyahatten döndürdüğü günü hatırlıyorum da, uçakta gelene kadar hep onu seyretmiştim. Ne iyi, ne temiz bir yüzü vardı. Bu karının tıraşı da... Şşş, sus be! Nasıl, kahvem güzel olmuş mu? Eline sağlık. Ama belki de o rutubetli evinde oturduğunuz ev sahibiniz daha iyi kahve pişirirdi. Hiç de değil ya. Pişirse bile bıyıkları içine batardı. Bıyıkları mı? Ev sahibimiz kadın değildi Cevher Hanım. Pala bıyıklı bir bakkaldı. İlahi beyler, ne eline şakacı insanlarsınız. Bu kağıtta çizili olan nedir? Bir plana benziyor. Hay Allah kahretsin. Kağıdı kaldırmayı unutmuşuz. Kağıt mı? Kağıt ya. O mu? O bir resimdir Cevher Hanım, resim. Duydun mu reis, gene bir şey yumurtladı. Resim mi? İlahi ne acayip şey öyle o. Bir ev planına benziyor. Bu şeydir bayan. Yani şey resmidir. Neydi o be? Suralizm. Şu gördüğünüz kareler hani üzerinde oda yazıyor ya. Gözlüğüm aşağıda olduğu için okuyamam Sami Bey. Neyse. Bu kareler kağıttaki renklerin kaplayacağı yerleri gösterir. Resim muhakkak ki çok zevkli ama ne yazık ki ben anlamam. Yalnız şu çantaları merak ettim. Ressamların çantalarını her zaman merak etmişimdir zaten. Eyvah! İster misin açsın? İşe başlamadan bitireceğiz galiba.
Çantalarda kasa açmak için kullanacağımız aletler var. Müsaadenizle açabilir miyim? Kapı yuttu. Tabii. Ya, tabii. Ama şimdi açmayayım bana kalırsa. Sizin güzel bir resminizi yaparken nasıl olsa göreceksiniz değil mi ya? Çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Sizden bir hatıra diye saklarım. Sağ olun. Şu halde müsaadenizle artık fincanları toplayıp gidebilirim. Siz de rahat rahat çalışın. Ben yardım edeyim size. Hoşça kalın efendim. Hadi güle güle. Güle güle. Kurtulduk ya. Allah. Ben hani neredeyse kafasına bir şey yerleştirecektim ha. Bırakın şimdi. Evvela şu çantadaki aletleri iyice saklayalım. Ne olur ne olmaz. Bu kadından her türlü delilik beklenir. Senelerdir konuşmamış ya. Çok görmeyin be. Acısını bizden çıkaracak. Güya kiracılarımın odasını düzeltecektim. Odanın ışıkları sönük. Ben burada pencerenin önünde eski günleri düşünürken uyuyup kalmışım. Ya gelip beni odalarında uyurken görselerdi. Oh aman yarabbi, aman yarabbi. Kim bilir hakkımda ne düşünürlerdi. Oh, herhalde ortalığı düzeltirken yorgun düşmüş olacağım. Eyvah, galiba geliyorlar. Ne yapmalı şimdi, ne diyeceğim onlara? Ah ne ayıp oldu, ne ayıp oldu. Çabuk, girin içeriye. Dışarıda konuşup durmayın be. Bir yere çarpmayın, kadın uyanmasın. Ne dedi, kadın uyanmasın mı dedi? İncileri masanın üzerine koyuyorum reis. Tabii koyacaksın ya, elektriği yakmaya da hiç lüzum kalmaz o zaman. Bak ne kadar da güzel parıldıyorlar. Bütün ortalığı aydınlattılar vallahi. Şaka maka iyi bir soygun oldu. Ne dersin reis? En aşağı 300 bin eder. İyi soygun da laf mı? Hadi açın şu elektriği artık. İncileri bir kere de aydınlıkta görmek istiyorum. Hey, şuraya bakın be. Şu incilere nasıl da parıldıyorlar. Doğrusu baronun öldüğüne değdi. Çocuklar ne dersiniz? Yahu ben ömrümde görmedim böylesini. Şuraya bakın. Aman şu masanın üzerine bakın yahu. Siz asıl pencerenin önünde oturana bakın. Cevher Hanım. Orhan Bey beni göstermek istiyor. Başımızın belası. Şeytan diyor ki. Ne işiniz var burada sizin? Yalnız bir kadınım ben. Bana arkadaşlık ettiğiniz için size duyduğum minnet borcunu ödemeye geldim. Ortalığı toplayayım dedim. Sonra da uyuyup kalmışım. Yorgunluktan olmalı. Bir de zıparıp gidiverseydi ne olur? Evet muhakkak yorgunluktandır. Fakat yorgunluğuma çok şey borçluyum efendiler. Bu tesadüf olmasaydı sizleri tanıyamayacaktım. Sizleri yanlış tanıdığım için ne kadar üzülüyorum bilemezsiniz. Bir dakika. Hemen öyle hüküm vermeyin bana. Her şeyi yapabilirdiniz. Her şeyi. Fakat baronu öldürmek. Allah'ım. Bu affedilir şey değil. Fakat Cevher Hanım. Baronu. İyi be, bacağımızı gövdesinden ayırmaya çalışacak da aygır kadar köpeği tutup şap vur şup vur öpeceğiz diye, öyle mi? Ne yazık. Daha bir saat evvel bana temiz kiracılar gönderdi diye Allah'a dua ediyordum, şükrediyordum. Fakat şimdi esefle görüyorum ki kiracılarım soyguncu, hırsız, haydutmuş. Hay Allah, köpek... Aman Allah'ım, aman yarabbim, hem de katillermiş. Ay köpek öldürmek cinayet mi sayılırmış ya? Çok müteessirim efendiler. Teessürüm sizlerle daha fazla konuşmama mani oluyor. Bu yüzden belki de vazifemi bile yapamayacağım. Bir dakika, vazifenizi mi? Evet, vazifem.
vazifem sizleri polise teslim etmektir. Şimdi lütfen o masanın üzerindeki şeyleri, çaldığınız incileri bana verin bakayım. Yalnız Cevher Hanım, kısa olmak şartıyla size söyleyeceklerim var. Umarım vicdan azabı sizi tahmin ettiğim kadar rahatsız etmez. Vicdan azabı mı dediniz? Evet Cevher Hanım, vicdan azabı. Sizin gibi hassas ve temiz bir insanın yanlış hükümler sonunda vicdan azabı çekmesine tahammül edemem. Reis yine bir şeyler düşünüyor. Evet. Ne demek istediğinizi anlayamadım Sami Bey. Bizleri polise teslim etmeden evvel iyice düşünmenizi rica ediyorum. Bu hırsızlığı hangi sebeplerden ötürü yaptığımızı bilmek istemez misiniz? Size hırsızlık yaptıracak bir sebep tahmin edemiyorum. Ah ah Cevher Hanım. Hayat sizin tahmin edemeyeceğiniz kadar geniştir. Şayet bize hırsızlık yaptıran sebepleri öğrenmek isterseniz... İsterim tabii. Evet. Evet. Anlasak iyi olacak çocuklar. Bize hırsızlık yaptıran sebepleri açıklayarak hiç olmazsa... Cevher'in verici manevi cezayı çekmekten kurtulalım. Kurtulalım ya. Evet evet, bu sebepleri öğrenmek isterim, anlatın. Anlatmak. Evet. Evet, anlatmalı çocuklar. Öyle değil mi Orhan? He? Hadi anlat. Anlatmak mı? Neyi? Yahu neden bahsediyorsunuz Allah aşkına? Nafile Orhan, saklamaya çalışma. Hem nasıl olsa sonradan öğrenilecek. Değil mi ya? Hadi anlat. Ne anlatayım reis? Babanın yürekler parçalayan halini, annenin durumunu, sevgili kardeşim uğrunda hiçbir fedakarlık yapmaktan çekinmediğin, annenle babanın durumunu herkesin bilmesi hoş bir şey değil ama ne yaparsın? Allah Allah, ne durumu ya? Bizim hakkımızda kötü şeyler düşünmesine mani olmalıyız değil mi oğlum? Yahu benim babam daha 10 sene evvel reis. Evet, ben de babanın hastalığının başladığı tarihten itibaren anlat demek istiyorum. Galiba ne demek istediğini anlıyorum. Cevher Hanım'ın merhametini kabartmak istiyorum. Ay, çaktım dalgayı. Bunları anlatmak benim için ne kadar zor bilemezsiniz Cevher Hanım. Size şunu itiraf edebilirim ki ben ressam değilim Cevher Hanım. Soyguncu olduğunuzu öğrendikten sonra ressam olmadığınızı söylemeye hiç lüzum yok. Çok doğru. Ben ressam değilim. Kasabım Cevher Hanım. Tam 10 yaşımdan beri kasap dükkanlarında çalışıyorum. Kör babamla topal anneme bakmak için 10 yaşında hayata atılmış bir insanım ben. Akşam yolunu bekleyen zavallı ihtiyarları düşündükçe bana çalışmak, daha çalışmak, çok çalışmak isteği gelirdi. Gelince de şey yapardım. Ne yapardım reis? Çalışırdım tabii tabii, çalışırdım. Düşünün bir kere Cevher Hanım. Şöyle gözlerinizi kapayın. Bir kere düşünün. Eminim ki durumumu bütün açıklığıyla tahayyül edeceksiniz. Ya bizim Orhan şahitmiş de haberimiz yok. Şöyle gözlerinizin önüne daracık bir oda getirin Cevher Hanım. Kış kıyamet, her tarafından karın, yağmurun aktığı bir oda. Soğukta içinden böyle tir tir titreyen ihtiyarlar, kendilerine ekmek getirecek olan biricik oğullarını bekleyen zavallı ihtiyarlar düşünün Cevher Hanım. Sonra devam edin rica ederim. Sonra neler oluyor biliyor musunuz hanımefendi? O yanında çalıştığım kasap, o murdar adam beni kovuyor. Ya hem de paramı bile vermeden. Düşünün, evde bekleyen ihtiyarları düşünün. Evde ekmek bekleyen kör annemle topal babamın halini düşünün. Topal olan annenizdi değil mi? Şey hanımefendi, yanlış mı söyledim yoksa? Kör babayla topal ana diyecektim şimdi yani. Şimdi tamam söylediniz. Tamam. Demin yanlış söyledim galiba. Kör olan babamdı. Öyle değil mi reis? Tabii ya, kör olan babamdı. Babammış, gördünüz mü? Evet, sonra? Sonrası bu işte hanımefendi. Baktım ki kör annemle topal babam... Pardon, gene yanlış oldu galiba.
Neyse işte kör... Bırakalım şimdi annemle babamı. Annemle babam aç kalacak baktım. Sonunu biliyorsunuz işte. Bu soygunu kararlaştırdık Cevher Hanım. Muhakkak ki içinde bulunduğunuz durum çok nazikti Bay Orhan. Ama annenizle babanızı açlıktan kurtarmak için başka yerlerde çalışmayı da deneyebilirdiniz. Ah Cevher Hanım, ne asil ruhlu bir insansınız. Çok doğru söylüyorsunuz. Arkadaşım talihini başka yerlerde de denemeliydi. Haklısınız. Fakat acaba talihini başka işlerde deneseydi durumu bundan daha mı parlak olacaktı acaba? Acaba o zaman kör annesi... Reis annesi değil, babası... Pardon, ters oldu galiba. Aa. Neyse canım, o ihtiyarları açlıktan kurtarabilecek miydi? Hayır, kurtaramayacaktı Cevher Hanım. Görüyorsunuz ya Cevher Hanım, arkadaşlarım dertlerinin büyüklüğünden maceralarını size olduğu gibi nakledemiyorlar. Anlattıklarınız çok üzüntü veren şeyler. Sizin için içimden kopup gelen merhamet duygularıma mağlup olarak yaptığınız kötü şeyleri unutabilirim. Yaşar! Aslan be! Koca karı imana geldi galiba. Fakat efendiler, içinde yaşadığımız cemiyete karşı da bir sürü görevlerim var. Vatandaşlarımın kötülüklerini isteyen sizin gibi haydutlara yardım ettiğim takdirde cemiyete karşı olan vazifelerimi yerine getirmemiş olacağım. Bu yüzden sizleri polise teslim edeceğim. Fakat anlattıklarınızı nazara itibara alacağım. Komiser Bey benim dostumdur. Sizin hırsızlığı mecburiyet karşısında yaptığınızı anlayacaktır. İnşallah çenen tutulur da anlatamazsın. Şu halde yarın sabah görüşürüz. İyi geceler. İnciler sizde mi kalacak Cevher Hanım? Tabii, artık size itimat edemiyorum. Fakat düşünün ki bu mücevherler milyoner bir insana ait. Evet, biliyorum. Ya o adamın bunun gibi kim bilir daha ne kadar mücevheri, parası varsa? Halbuki bizim hiçbir şeyimiz yok. Onları bize bırakmanız lazım. Bir gemiye atlayıp buralardan kaybolsak başka memleketlerde bir iş tutardık. Ne dersiniz? Sonra komşularımın yüzüne nasıl bakarım Bey Sami Bey? Onların bana gösterdikleri kardeş muamelesini kimse göstermemiştir emin ol. Evet evet, tamamen haklısınız. Az daha eşini ender rastlanır bir hata işleyecektim. Yalnız? Cinayet ne olacak? Hoppala! Nereden bulduk bu çatörünün evini be? Şuraya bakın, biz cinayet işlemişiz. İçimden gülmek geliyor doğrusu. Senin de cinayetin de, Allah Allah. Haberin var mı, ne dersin Orhan? Var tabii. Baron'u öldürdüğümüzü ne çabuk unuttun. Baron mu? Baron da kim? Orhan'ın boyunda bir köpek. Bana bak Ömer. Hani biraz da seni andırmıyor değil yani. Bana bak. Rica ederim, sözlerimi böyle saçma münakaşalarla terbiyesizce kesmekten vazgeçin. Ben kendini müdafaa edemeyen aciz bir hayvandan bahsediyorum. Onu nasıl öldürebileceğinizden bahsediyorum. Ne de aciz ya. Az daha bacağımı elime veriyordu. Ömer, bir daha sözünü kesersen... Teşekkür ederim Sami Bey. Durum ne olursa olsun terbiyesini bozmayan bir siz varsınız içlerinde. Size şunu söyleyeyim ki Ömer Bey. Aman yarabbim, hayır hayır, bu olamaz. Al bundan da 10 paralık. Ne oluyor bu kadına be? Olmayan nedir Cevher Hanım, anlayamadım. Arkadaşınız Ömer Bey'i şimdi tanıdım. Evet evet. Evet, çok iyi hatırlıyorum. Siz komşum olan antikacının kapıcısıydınız. Hayır hayır, katiyen inkar edemezsiniz. Sizi birkaç kere gördüğümü gayet iyi hatırlıyorum. Komşularımı 15 gün kapıcılık ettiniz. Sonra da onlara bir haber bırakmadan kaçtınız değil mi? Ay Allah, işler gene karışıyor ya. Peki bunda ne fevkaladelik var? Aman yarabbim, anlamıyor musunuz Sami Bey? Bu adam komşularımın ekmeğini yedi. Paralarını aldı. Evlerinde yattı kalktı. Sonra da onların evini soymaya teşebbüs etti. Teşebbüs etti ne kelime. İşte çaldıklarınız burada. Burada işte, bunda da hiçbir fevkaladelik yok mu? Ama Cevher Hanım... Rica etmeyin boş yere. Artık tek kelimenize bile tahammül edemem. Bir de benim merhametimi kabartmaya çalışıyordunuz.
Yarın derhal sizi polise vereceğim. Derhal gideceğiz, anlaşıldı mı? Sabah çayınızı getirdiğim zaman lütfen hepiniz kalkmış olun. İyi geceler. İyi geceler. Kapatın şu kapıyı be. Şimdi ne yapacağız reis? Herhalde koca karıyla tıpış tıpış karakola gidecek değiliz. Abdal kadın, kendisiyle karakola gideceğiz sanıyor. Zavallı kadın, ne kadar da temiz. Kendisine fenalık yapabileceğimizi düşünmüyor bile. Reis onu ortadan kaldırmayacağız ya. Neden olmasın? İşte fena fikir sayılmaz. Peki ama mücevherleri ne diye ona verdik? Aksi halde müşkülat çıkabilirdi. Şimdi düşünün, biz bunları çalarken gece bekçisi uyanıp tabancasıyla karşımıza dikilseydi ne yapardık? Tabii ki herifi temizlerdik. Gayet tabii değil mi ya? Aynı şeyi yaptığını kabul edelim. O da işimizi bitirmemize engel olmak istiyor. Ve ona da yapacağımız şey aynı olmalı değil mi? Yani Cevher Hanım'ı ortadan kaldırmaya karar veriyor muyuz? Ben sadece mücevherleri satıp bizi bekleyen şilebe binmemiz için iki gecemiz kaldı demek istiyorum. Buradan kaçmamıza da mani olduğuna göre... Peki kim yapacak bu işi? Henüz bilmiyorum. Belki de aramızda yazı tura atarız değil mi reis? Demin konuşurken kadını dinlemiş olsaydınız kendi ölümünü kendisinin hazırladığını anlardınız. Doğrusu ben bir şey anlayamadım. Çayımızı birlikte içeriz dedi ya. Ne salak şeylersiniz. Çayın içine atacağımız bol miktarda zehir bu işi halledecek. Anlamıyorsunuz. Peki ama zehiri nereden bulacağız? Kullanacağımız zehir pek de... Cevher Hanım'ın asaletine yakışmayacak ama ne yapalım? Çaresiz. Köpeğin zehirinden bol miktarda kullanmak zorundayız. Vay canına be! Hem de köpek zehiriyle öldüreceğiz öyle mi? Baron'u çok sevdiği için herhalde onun zehiriyle ölmek hoşuna gidecektir. Peki ama zehiri kim içirecek kadına reis? Çok doğru bir söz ettin Veli. Zehiri kim içirecek? Ya kim içirecek? İşte bu kişiyi de Veli'nin tavsiye ettiği şekilde tayin edeceğiz. Benim mi nasıl? Yazımı tura mı atarak? Rica ederim Cevher Hanım. Siz şöyle oturun, bizi düşünmeyin. Siz rahat edin sadece, yeter. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çocuklar sizler de rahatsınız ya. Ben rahatım reis. Sağ ol reis. Rahatım. İçlerinde en zavallısı benmişim be. Kör olası şeytan. Kör desem ne olurdu sanki. Arkadaşlar, hepimizin de bildiği gibi Cevher Hanım'ın nazarında temize çıkmak için yaptığımız bütün çalışmalar boşa gitti. İşte bu sabah son çayımızı sevgili ev sahibimiz, dünyanın en iyi insanı olan sevgili Cevher Hanım'la beraber içip bizi bekleyen hapishanelere gitmek üzere yola çıkacağız. Bütün bu olanlardan ne kadar müteessirim bilemezsiniz. Neyse, olan olmuş bir kere. Ne kadar üzülseniz boş. Ulan ne salak salak bakınıyorsun, zehir alsana. Altın reis önündeki fincanda. Hanımefendiye sen vereceksin. Ne diyorduk? Neyse, evvela kahvaltımızı edelim. Sadece sizi hiçbir zaman kırmak istemediğimize inanmanızı isteriz. Sizi kırmamak içindir ki kahvaltımız bitince kendi ayağımızda tıpış tıpış polise gideceğiz. Şimdi çaylarımızı içelim artık ha. Ben de sizleri kırmak istemezdim. Cemiyet kaidelerine riayet etmek zorunda olduğum için sizleri polise teslim etmem gerekiyor. Bu yüzden de çok üzgünüm. Fakat yaptığım hareket bir insanlık vazifesinden başka bir şey değildir. Bu hususta bana hak vereceğinizi sanırım. Sanıyorum ama sizleri güç bir duruma soktuğum için de çok üzülüyorum. Yakında üzülemez olacaksın inşallah. Bilhassa sizin durumunuz beni ne kadar üzüyor bilemezsiniz Sami Bey. Çünkü siz ilk günden beri nezaketini, kibarlığını kaybetmeyen bir insansınız. Buyurun, çok rica ederim. Benim çayımı alın. Size son hizmeti ben yapmak istiyorum. Buyurun, buyurun. Eyvah, zehirli çayı reise veriyor. Reis, bana bak, ne yapacaksın ya? Cevher Hanım, müsaade ediniz de. Rica ederim, beni bu zevkten mahrum etmeyin. Size hizmet ederken kocama hizmet ediyormuşum gibi oluyorum. O da sizin gibi çok kibar bir insandı. Size ne kadar teşekkür borçluyum bilemezsiniz.
Bilemez değil mi çocuklar? Vallahi bilemez. Senden ya. Onun için beni bu şeyli neyli zararlı zararlı şişmeye zorlanmayın. Zararlı mı? Çayın ne zararı olabilir ki? Ne zararı olamaz ki? Bir şeyler söylesene Ömer. Hadi Ömer. Zararı var değil mi bana bu? Var be. Bu Teleman Efendi'cim çayın kokusu bile mahveder onu. Ha. Bir kere bir fincan çay içmişti de kaç aydı be? Ha kaç aydı o? 6,5 ay kendine gelemedi abi. Ya çok üzüldüm. Öyleyse size bir fincan kahve pişireyim, ne dersiniz? Kahve? İçersiniz. Kahve. Hadi gidip pişireyim. 2 dakikada gelirim. Ama çayınızı içmediniz. Söylemedim mi size? Ben sabahleyin çok erken kalktım ve kahvaltımı yalnız yaptım. Doğrusu sizleri bekleyemedim. Çok acıkmışım. Ne yapayım, bana darılmadınız değil mi? Hiç darılır mıyız? Şimdi pişiririm kahvenizi. Pişiremez olmuyoruz. Bir yudum bile içmedik kadın be. Bırak laf ebeliğini be. Reis, söylesene, ne düşünüyorsun? Buradan kaçamazsak Şilebi kaçıracağız. Şilebi kaçırmamak için de bir tek çare var. Nedir reis? Nedir o reis? Koca karıyı öldürmek. Yapma. Pek de tonton şey yahu. İnsanın sarılıp öpesi geliyor. Hapishanede ziyaretinize geldiği zaman bol bol öpüşürsünüz reis. Ömer, tıraşı kes de kibritini ver. Ne yapacaksın reis? Kibrit çekeceğiz. Kırık çöpü çeken koca karıyı öldürecek. Ver kibritini. Ben çakmak kullanırım reis. Bana bak. Buyur reis, bende var, al. İşte şu 4 çöpten birini kırıyorum. Şimdi başlarını saklamak suretiyle ben tutacağım, sizler çekeceksiniz. 40 çöpü çeken... Kadın da pek tonton şey be. Bu işin şaka götürü tarafı yok çocuklar. Bu kadını ortadan kaldırmazsak biz daha limana gitmeden polise yetiştirir. Hadi bakalım Orhan. İstikbalini tayin edecek olan kazıkların sağlamını çekmeye bak. Ne de temiz yüzü var yarabbim. Yüzünü görmeden kaybettiğim anam gibi sevdim onu. Ya onu öldürmek işi bana düşerse? Allah'ım sen bana yardımcı ol. Çekiyorum. Acaba hangisini çeksem ha? Ulan amma da kazık beğenmez adamın birisin be. Ne olursa olsun şunu çekeceğim. Ne? Talin öküz Orhan. Hadi bakalım iş başına. Haydi sen bu işlerin yabancısı sayılmazsın. Kapa çeneni be, şimdi senin... Gidiyorum. Hiç korkma, hiç korkma. İstediği kadar bağırsın. İncin yok ortalıkta. Olur. Hay Allah be. Ne yapmalı şimdi? Çocuklar içeride beni beklerler. Kadın da pek tonton şey ya. İnsan nasıl el kaldırır, nasıl kıyar ona? Ne olursa olsun iş başına. O da ne? Uyuyor. Ya sabah sabah ne uykusu bu be? Ne de temiz bir yüzü var. Şu kravatı boynuna sardım mı işi tamamdır. Yo hayır yapamayacağım. Ne yapmalı? Bir şeyi deviririm. Kadın uyanır. Ben de kurtulurum ha. Şu masayı devirmeli en iyisi. O da ne? Beyaz köşkten çaldığımız kıymetli mücevherler masanın üzerinde duruyor. Ne temiz kadın bu yarabbim. Sana talih gülüyor da senin haberin yok Orhan. Al şu mücevherleri kaç. Hazır pencere de açık. Onlar da işleri yoksa polislerle uğraşsın dursunlar. Hadi bakalım doğru pencereye. Hey, kımıldarsan vururum. Ömer sen ne arıyorsun burada? Reis akıllı adam be. Arkandan beni gönderdi. Koca karıyı öldüremeyeceğini biliyordu o herhalde. Bakıyorum ki mücevherleri de apartmışsın yani. Bana bak Ömer. Şunları yarı yarıya kırışsak nasıl olur ha? Ne dersin? Haklıymışsın reis. Mücevherleri almış pencereden kaçarken enseledim. Gel şunları paylaşalım, birlikte kaçalım falan dedi ama ben arkadaşlarımı satacak cinsten değilim tabii. Ensesine kabzayla hatırı sayılır bir darbe indiriverdim. Nerede şimdi? Şu anda Avrupa'ya giden Katarların birinde istirahat ediyor. Katar mı? Evet, sürükleyerek köprüye kadar götürdüm. Sonra da geçen trenlerden birinin kömür vagonuna sallandırıverdim gitti. Desene sağlığında görmek istediği Avrupa'ya cesedi gidiyor. Böylece ortaklar da azalmış oldu.
Peki mücevherler nerede şimdi? Kadın belki uyanıp da şüphelenir diye tekrar odaya koydum. Ancak kadını öldürdükten sonra alırız. Peki şimdi kim öldürecek kadını? Evet, bir gönüllü lazım. Ben varım reis. Bıktım artık bu koca karıdan. Şilebe bu akşam binemezsek hava alırız vallahi. Öyleyse vakit kaybetme. Hadi bitir şu kadının işini. Şimdi. Veli, bu adamdan pirelendim ben. Hazır eline geçmişken mücevherleri gene kadının odasına koymuş. Ömer'i tanırım ben. Yapamaz böyle şey. O kadar akıllı değildir o. Git bakalım arkasından. En ufak bir şüphede yapıştır kurşunu. Belki de kadını öldürmüştür bir reis. Belki de mücevherleri bahçede bıraktı. Şimdi de alıp kaçıverecek. He? Biz de polis korkusundan takip edemeyeceğiz tabii. Desene işler karıştı he. Ya bu şu koca karı ne işler açtı başımıza be. Hadi en iyisi beraber gidelim. Kimseye itimadım kalmadı artık. Öyleyse koşalım reis he, hadi. Bak reis, işte Ömer orada. Evet, çabuk yetişelim ona. Hadi. Hey Ömer, dur diyorum sana. Dur diyorum sana. Koş bak, onlardan birine atlarsa halimiz haraptır reis. Hadi koş. Beni yapıştır kurşunu çabuk. Emredersin reis. Yapıştır. Tamam reis, tam isabet. Yıldı kaldı. Çabuk tut ayaklarından, çabuk. Olur. Sallandıralım şu vagonlardan birini. Cevherleri buldun mu? Dur bakayım. Buldum reis. Göğsüne saklamış. Hadi bakalım. Salla. Bir. İki. Hadi. Üç. Ömer'in işi tamam reis. İşte mücevherler de burada. Ver. Al. Al bakalım. Şimdi senin işin de tamam. Hadi bakalım sen de Avrupa'ya yollan. Amma da ağır şey misin be? İşte mücevherler sadece bana kaldı. Talip bir hayli güldü yüzüme. Bende de az kafa yokmuş yani. Bu işten alnımın akıyla sıyrıldım. Kala kala bir koca karı kaldı ki o da gelecek trenle yola çıktı mı tamam. Akşama şilebi atladığım gibi ver elini yüz binler. Daha uyanmamış. Bu ne uykusudur anlayamadım. Ölü gibi uyuyor mübarek. Uyandırıp kuzu kuzu tren köprüsüne götürmeli. Hey! Cevher Hanım! Cevher Hanım! Uyumuş muyum ben? Hay Allah, sizlere çok ayıp oldu. Gece uyumamıştım da sizin kahvenizi pişirirken dalıvermişim. Zarar yok, zarar yok. Biz benzinciye kadar gidip polise telefon ettik. Nasıl, kendi kendinize mi? Evet Cevher Hanım. Sizi şehre kadar yormak istemedik ne de. Ne kadar naziksiniz Sami Bey. Peki ama mücevherleri şu masanın üstüne koymuştum. Yok olmuşlar. Onları az daha kaybediyorduk Cevher Hanım. Biz kahvaltımızı yaparken Ömer sizin odanıza girmiş ve mücevherleri çalmış. Ne diyorsunuz? Ya Allah'tan yakaladık kendisini. Tam da o sırada polisler geldi. Peki neredeler ya? Tren yolunun üzerindeki köprüde bizi bekliyorlar. Ömer aklı sıra geçen trenlerden birine atlayıp kaçacakmış. Neyse, şimdi polislerin elinde. Komiser Bey'i görmek isterseniz herhalde değil mi? Ben de öteki arkadaşlarım gibi teslim olacağım. Nasıl? Sevgili dostum komiser de geldi ha? Evet Cevher Hanım geldi. Efendim? Komiser Bey'in yanına gidince lehimde bir şeyler söyler misiniz?
Belki sizin hatırınız için cezamı hafifletirler. Ha? Ne dersiniz? Tabii Sami Bey, tabii. Siz hiç üzülmeyin. Ben dostum komisere her şeyi anlatacağım. Sizin işin başından beri ne kadar kibar hareket ettiğinizi, kötü kalpli arkadaşlarınızı nasıl idare ettiğinizi, hepsini. Buyurun gidelim. Komiser dostuma büyük bir sürpriz olacak. Sürpriz mi? Sürpriz ya. Bugüne kadar olanlara hiçbir zaman inanmamıştı o. Bugüne kadar ne oldu ki? Sormayın. Benim evimde bugüne kadar bir sürü haydutluk vakaları oldu. Hepsini birer birer anlattığım halde dostum komiser bunların hiçbirine inanmamıştı. Ya şimdi inanacak ama... Sizin kaçmanıza nasıl mani olduğumu her şeyi anlatacağım. Zavallı dostum komiser kim bilir ne kadar şaşıracaktır. Bana inanmamanın cezasını çeksin ne yapayım. Ama bu sefer inanacaktır. Öyle değil mi Sami Bey? Tabii Cevher Hanım. Bu sefer inanır artık. Kim bilir ne kadar şaşıracaktır. Zavallı dostum komiser. Tren yolundaki köprüde bekliyorlar demiştiniz değil mi? Evet Cevher Hanım, burada. İyi hani ya yoklar? Biraz beklemeliyiz. Belki de arkadaşlarımı karakola götürmek için gitmişlerdi. Olamaz böyle şey. Komiser dostum bu kadar tedbirsiz hareket edemez. Ya siz kaçarsanız? Niçin kendisi gelmedi bana? Kaçmam ki Cevher Hanım. Namus sözü verdim ben. Bir türlü aklım almıyor. Komiser dostum böyle hatayı nasıl yapar? Başlatacaksın şimdi komiser dostundan da. Sami Bey neler söylüyorsunuz siz? Kapa çeneni. Bıktım artık gevezeliğinden. Sen de ötekilerin yanına gideceksin. Ötekilerin işte. Yanına mı dediniz? Evet, ötekilerin yanına. Yani Avrupa seyahatine. Avrupa katarı ne zaman geçer dersiniz Cevher Hanım? Az sonra. Niçin soruyorsunuz? Ötekiler niçin Avrupa'ya gitti? Bakın Cevher Hanım. Size her şeyi açıkça anlatayım. 3 arkadaşımı da az evvel geçen trenle uğurladım. Kaçtılar deme. Hayır. Ben gönderdim. Onların kaçacak hali kalmamıştı artık. Ne demek yani? Yani nalları dikmişlerdi Cevher Hanım. Ölmüşlerdi yani. Ne demek ölmüşlerdi? Nasıl ölürler? Karakola gidecektik. Onlar da sizinle karakola gitmeyi çok isterlerdi. Ama ben buna lüzum görmedim. Bütün ömürlerince Avrupa'nın çeşitli şehirlerine gitmek isterlerdi. Düşündüm ki sakin gidemediler. Belki ölüyken gitmek isterler. İşte böyle teker teker. Siz katilsiniz. Arkadaşlarınızı öldürdünüz. Ya nasıl anladınız bunu? Aşk olsun doğrusu. Şimdi de beni öldüreceksiniz değil mi? Ne kadar zekisiniz. Ama acelemiz yok. Avrupa katarı gelene kadar sohbet edebiliriz. İmdat! Bak hele. İmdat! Bak hele bağırıyor da. Boş yere kendinizi yormayın. İmdat! Dağ başında sizi kimse İmdat! Duymaz. Ama gene de yorulmamanız için ağzınızı kapasan fena olmayacak. Şöyle. Şimdi bağırarak kendinizi yormasanız da... Bakın sizi ne kadar düşünüyorum. İşte beklediğiniz kurtarıcı geliyor. Seyahat için hazır mısınız? Debelenme bakalım. Gel şöyle omuzuma da. Fırlatması kolay olsun. Hop! Hadi bakalım geveze kadın. Yolcu yolunda gerek. O da ne? Şu çatımıza bak. Kollarımı boynuma doluyor. Bu yaştan sonra... Epeyce de kuvvetli be. İndireyim de görürsün sen. Şuna bak. Omuzuyla beni köprüden aşağı atacak aklı sıra. Ah!
Komiserim, komiserim. Bakın kim geliyor. Kim geliyor? Kim olacak? O sizin geveze dostunuz. O kadın yani, bunak kadın. Gene hırsız polis rüyaları gördü galiba. O yaşta bir kadın için söylediklerin çok ayıp. Ama bir daha duymayın. Rica ederim komiserim. O kadar çok konuşuyor ki insanın illallah diyesi geliyor. Sonra palavra üstüne palavra. Senelerdir hep aynı şey komiserim. Unuttunuz mu? Size gelip az mı haydut hikayeleri anlatmıştı? Bu kadın kimsesiz ihtiyarın biri. Günaydın. Sizi sabahın bu saatinde rahatsız ettiğim için özür dilerim. Estağfurullah efendim. Rahatsız olmak ne kelime. Çok memnun olduk, öyle değil mi? Tabii ya, tabii. Çok memnun olduk teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Ben sizler gibi memnun olacak halde değilim efendim. Çok güç bir durumdayım. Aman efendim, rica ederim. Nasıl başlamalı bilmem ki. Başım dertte. Başınız niçin dertte hanımefendi? Sormayın, sormayın. Başıma böyle püskünlü bela hiç gelmemişti. Şükürler olsun atlattım. Onları rahat ettirmek için elimden ne geldiyse yaptım. Nihayet geçen akşam hepsi sokağa çıkınca odalarını toplayayım diye yukarı çıktım. Ortalığı topladıktan sonra uyuyup kalmamış mıyım? Ya. Ya. Kiracıların da birden içeri girmezler mi? Girdiler. Ve ellerindeki mücevherleri masaya bıraktılar. Mücevherleri mi? Hikayenin sonunu haydutluğa bağlayacağını anlamıştım zaten. Mücevherleri tabii tabii. Meğer seyahate çıkan antikacı komşumun evine girip mücevherlerini çalmamışlar mı? Benim ressam sandığım kiracılarım meğer neymiş biliyor musunuz? Haydut. İyi tahmin ettiniz. Hem de sadece haydut olsalar neyse, bir de katillermiş. Katiller mi? Ya, baronu öldürmüşler. Desenize bu seferki sahici haydutlarmış. Hem de ne sahici haydutlar, beni bile öldürmek istediler. Ne diyorsunuz? Ah, öyle cani, öyle insafsız insanlarmış ki. Neyse, mücevherleri aralarında pay etmemek için birbirlerini öldürdükten sonra kalan reisleri miydi neydi? Sami Bey beni de köprüden atmak istedi. Biliyor musunuz, öteki arkadaşlarını öldürdükten sonra köprünün altından geçen trenlerin içine atmış meğer. Demek sizi de köprüden atmak istedi, öyle mi? Ya, sonra kollarımı boynuna dolayıverdim. Demek... Sonra da düştü ve öldü. Kollarınızı boynuna dolayınca öldü ha? Aynı zamanda ittim tabii. Şimdi belki de Avrupa'ya giden Katar'ın içinde ölmüş olarak yatıyordur. Peki mücevherler nerede? Ben de tabii. Düşürmeyeyim diye yanıma almadım. Artık zahmet edip bize gelirsiniz de size teslim ederim. Lüzumu yok, sizde kalsın. Bilirsiniz biz sizi çok severiz. Teşekkür ederim, teşekkür ederim komiser bey. Demek o mücevherler bende kalsın diyorsunuz ha? Ya. Ya. Öyleyse bende kalsın ama gene de sormadan gidemeyeceğim. Sorun sorun. Sizde kalsın derken ciddi mi konuşuyorsunuz? Siz izin vermedikçe sizinle asla şaka yapmam. Bunu benden beklemezsiniz herhalde değil mi? Tabii tabii. Öyleyse. Hadi bakalım. Şimdi güle güle evine git. Yalnız bizleri unutmayın. Arada bir kere uğrayın. Allah'a ısmarladık. Hadi bakalım. Ziyaretlerinizi beklerim. Olur olur. Olur. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle efendim. Oh, çok şükür gitti komiserim. Öyle deme. Çok iyi, çok temiz bir kadın. Haklısınız efendim. Bir de haydut hikayelerini uydurmasa. Bu akşam Vural Paker'in bir hikayeden radyoya uyguladığı Haydutlar isimli piyesi dinlediniz. Eseri mikrofona koyan Cahit Gürkan'dı. Oynayanlar mikrofona geliş sırasıyla yaşlı kadın Emel Kaya, komiser Nevzat Engindeniz, Ömer Mehmet Duyar
Veli Alp Özkayaş, Orhan Taşkın Poturoğlu, Sami Cemal Engindeniz, polis memuru Cahit Gürkan, ses alma Kemal Kılcı, teknik montaj Aziz Özbalcısoy. Radyo tiyatrosu sona erdi.